Dilruba Hanım'ı 15 gündür haksız yere tutulduğu hapishanede ziyaret ettim. Bugün onun doğum günüydü. Doğum gününü hapishane şartlarında geçirmek zorunda kaldı. Gencecik bir kadını doğduğuna pişman ettiler. Hepsinden önce şunu söyleyeyim, çok dirençli, çok dirayetli bir genç kadın gördüm. Ama mesele bundan ibaret değil. Asıl odaklanmamız gereken soru, Dilruba neden içeride? Sokakta gezen 10 kişiden 9'u gibi onun da canı burnundaydı ve kendisine uzatılan mikrofona konuştu. Görüşlerini söyledi, kızgınlığını ifade etti. Beğenirsiniz, beğenmezsiniz. Ama yargılamak nedir ya? Hele hele tutuklu yargılamak nedir arkadaş? Dolandırıcıların, kaçakçıların, katillerin, sapıkların, torbacıların, mafyanın tutuksuz yargılanıp beraat ettiği bu ülkede gencecik bir kadın konuştukları yüzünden hükümetin, iktidarın, propaganda memurlarının kurduğu bir tertip yüzünden 15 gündür içeride. Bu videoyu izleyenler sakın ola ki başkalarıyla ilgili bir video izlediklerini sanmasınlar. Bu video sizinle ilgili, bu video sizin haklarınızla ilgili, sizin geleceğinizle ilgili, sizin özgürlüklerinizle ilgili, sizin çocuklarınızın geleceğiyle ilgili. Dilruba içeride çünkü hepimizi ayar vermek istiyorlar. Dilruba içeride çünkü hepimizi korkutmak istiyorlar. Onun için söylüyorum, Dilruba'yı savunmak kendinizi savunmaktır. Dilruba'yı savunmak çocuklarınızı savunmaktır, geleceğinizi savunmaktır, özgürlüklerinizi savunmaktır, haklarınızı savunmaktır. Şimdi buna itiraz etmezseniz, şimdi konuşmazsanız sonra hiç konuşamazsınız. Şimdi konuşmazsak sonra hiç konuşamayız. Bunu bilin.